Sayın Genel Başkanım, Çalıştayımızın değerli katılımcıları ve kıymetli hazirun. İyi Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı tarafından düzenlenen Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayına hoş geldiniz. Çalıştay açılış programımızı arz ediyorum. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması. İyi Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Sayın Kevser Ofluoğlu'nun konuşmaları. Bilim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Kasım Karataş'ın konuşmaları. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmaları. Toplu fotoğraf çekimi, hazırlık ve atölye çalışmalarının başlaması arz ederim. Değerli katılımcılar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için sizleri saygı duruşuna ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Sayın Kevser Ofluoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere teşriflerini arz ederim. Sayın Genel Başkanım, değerli katılımcılar, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, milletvekillerim ve basınımızın değerli mensupları, Çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada toplumun kanayan yarası olan şiddete dikkat çekmek ve çözüm yollarını konuşmak için bir aradayız. Her geçen gün yeni bir trajediye, yitirilen bir hayata tanık oluyoruz. Bu kayıpların her biri hepimizin vicdanında derin bir yara açıyor. Hatırlamanızı istediğim bazı isimler var. Belki çoktan unuttuk, belki de unutmaya çabaladık bu isimleri. Gül Dünya Tören, töre kararıyla önce ağabeyi tarafından vuruldu, ölmedi. Ardından diğer erkek kardeşi tarafından yine vurularak maalesef bu kez öldürüldü. Bugün olmazsa yarın öldürüleceğim dediği gün genç yaşında hayatını kaybetmişti. Münevver Karabulut, lise öğrencisiydi. Cem Gariboğlu tarafından bedeni parçalanarak öldürüldü. Kollanan ve korunan cani 197 gün sonra kendi isteğiyle teslim oldu. Özge Can Aslan, minibüste tecavüz girişimine direndiği için önce bıçaklanarak öldürüldü. Yetmedi, ardından yakılarak bir dereye atıldı. Şule Çet, tecavüz edildikten sonra Ankara'da bir plazanın 20. katından aşağı atılarak öldürüldü, intihar süsü verildi. Emine Bulut, eski eşi tarafından kızının gözleri önünde boğazı kesilerek katledildi. Ölmek istemiyorum diye haykırırken kızı anne lütfen ölme diye yanı başında ağlıyordu. Bu isimler yalnızca birer istatistik değil. Onlar bizim ülkemizin acı gerçekleri. 2013,
2023 yılları arasında son 10 yılda 5000'e yakın kadın cinayeti işlendi. 2024 yılında ise bugüne kadar şüpheli ölümler dahil 575 kadın yaşamını yitirdi. Yalnızca bir birey değil, bir eş belki, bir evlat, bir anne. Peki ya çocuklarımız? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vatanı korumak, çocukları korumakla başlar diyor. Peki çocuklarımızı koruyabiliyor muyuz? 8 yaşındaki Narin'i koruyabildik mi? 2 yaşındaki Sıla bebeği koruyabildik mi? Onlar artık aramızda yoklar. TÜİK verilerine göre yine son 10 yılda, bunu büyük bir acıyla ifade ediyorum, 210 bin çocuk cinsel istismara uğramış Türkiye'de. Bu kabul edilebilir mi? Peki şiddetin nedenlerine, bazı bilinen nedenleri var. Biz bugün çalıştayımızda, bugün ve yarın bunu irdeleyeceğiz ve detaylı olarak ortaya koyacağız bunu. Ama bilinen nedenler şunlar daha çok. Ekonomik krizler, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, hukuki yetersizlikler, yeterli olmayan, zamanında verilmeyen veya verilmeyen cezalar, şiddeti normalleştiren medya yayınları, eğitim eksikliği ve toplumsal kutuplaşma sayılabilir. Ancak bu nedenlere rağmen bunları bilsek de şiddet bugün bireylerin değil toplumun her kesimini etkileyen bir şiddet sarmalına döndü. Ne yazık ki bir sosyal yıkıma da sebep oluyor bu şiddet, bir sosyal çürümüşlüğe de sebep oluyor ülkemizde. Şiddet denince Türk kültüründe ilk akla gelen mor cepken geleneğinden bahsetmek istiyorum. Biz geçmişte şiddete nasıl yaklaşıyormuşuz, Türk milleti o kadim geleneğinde nasıl algılıyormuş, nasıl tedbir alınıyormuş bir kez daha hatırlatmak isterim müsaadenizle. Bu cepken bir giysi değil, bir isyan, bir çığlık, bir adalet çağrısıymış geçmiş zamanda Türk kültüründe. Yörük kültüründe mor cepken, zulme uğrayan, yani eşi tarafından şiddete uğrayan veya aldatıldığını bilen kadının sessiz haykırışıymış bütün millete. Bir kadın mor cepkenini giydiğinde toplum ayağa kalkarmış. Akan sular durur, düğünler susar, çevresindeki herkes onun etrafında kenetlenirmiş. Bu haksızlığa karşı bir duruştu geçmişte. Ama zamanla biz bu geleneklerden uzaklaştık. Mor cepkenin yerini sessizlik aldı, dayanışmanın yerini ise korku. Oysa mor cepken kadını koruyan bir töreydi. Toplumsal vicdanın ete kemiğe bürünmüş haliydi mor cepken. Bugün bu cepkenle şunu söylemek istiyoruz biz aslında, her şeye rağmen, içinde bulunduğumuz bütün olumsuzluklara rağmen. Kadına şiddet ve her türlü şiddet toplumun vicdanını öldürüyor aslında. Bu düzen muhakkak ve muhakkak değişmeli. İyi Parti olarak bu çalıştayla amacımız net bizim. Şiddetin nedenlerini kıymetli hocalarımla, katılımcılarla birlikte derinlemesine incelemek, eğitimden caydırıcı önlemlere kadar çözüm önerileri geliştirmek, kadına, çocuğa, aileye, engelliye, bütün canlılara yönelik şiddeti sıfırlayacak tedbirleri ortaya koyarak bir eylem planı hazırlamaktır. Bugün ortaya çıkacak sonuçları ise önümüzdeki hafta Cumartesi 23 Kasım 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü biz yalnızca sorunları konuşmak değil, çözümleri üretmek için buradayız. İyi Parti olarak şiddet konusunda olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin gerçek sorunlarını gündeme taşımaya, akılcı, bilimsel ve objektif yaklaşımlarla çözümün bir parçası olmaya ve üretmeye şüphesiz ki devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki şiddetsiz bir toplum mümkün. Bu topraklarda kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, tüm canlılar, sokak hayvanları, katledilen ağaçlar korkuyla değil, güvenle yaşayacak. Bu umutla yanımızda olarak çalıştayımıza katkı sağlayan
bilim insanlarına, hukukçulara, sivil toplum kuruluşlarına ve sesimizi duyuran basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Unutmayalım, şiddete sessizlik, şiddete ortak olmaktır. Biz susmayacağız. Saygılarımla. Konuşmalarından dolayı İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kevser Ofluoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bilim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Kasım Karataş'ı konuşmalarını yapmak üzere teşriflerini arz ederim. Sayın Başkanım, ev sahibi sıfatıyla önce sizi selamlamak istiyorum ve salonda hazır bulunan tüm katılımcıları aynı samimi duygularla selamlıyorum. Ben sosyal hizmet uzmanıyım, hukukçuyum. 45 yıldır bu problemlerle boğuşuyorum. Akademisyen olarak öğrencilikle başlayan bir serüven. Çok konuşma yaptım ama hiç çok az açılış konuşması yaptım. Onun için açılış konuşması nasıl yapılır çok bilmiyorum. Size samimiyetle içimden gelen birkaç hususa değinerek bana verilen bu görevi yapmak, yerine getirmek istiyorum. Bugün sabah uyandık hepimiz. Siz de bizim gibi erken uyanır, erken kahvaltı ederseniz, televizyonda açıp haberlerde ne var diye bakıyorsanız, her gün olduğu gibi ne yazık, yepyeni cinayet haberleriyle karşılaştık. Belki siz de bizim gibi eşimle birlikte biraz izledikten sonra kanalları değiştirmeye, daha fazla maruz kalmamaya çalıştık. Gerçekten artık taşıyamaz noktadayız. Bütün bu olaylar bu ülkede oluyor ama bazıları sanki başka bir ülkede oluyormuş gibi davranıyor. Ben de bunu anlamakta çok zorlanıyorum. Siz böyle davranmadığınız için bütün bu olaylar bu ülkede oluyor ve bizim sorunumuzdur. Bizim çözmemiz lazım dediğiniz için partinizi ve partinizin bu çalışmalarını organize eden bütün çalışanlarını kutluyorum. Çünkü eğer siyasal partiler ülkenin sosyal sorunlarını kendi birincil, yani siyaset yapmanın birincil sebebi gibi görmezlerse bu sorunları çözemeyiz. Kevser Başkanım şiddetin örneklerini verdi. Daha çok kadına yönelik şiddet örnekleri verdi ama şiddet toplumun her yerinde, her konuda, her alanda, her bağlam içerisinde şiddetle karşı karşıyayız. Yani dün bu gündem nedeniyle sürekli hareket halindeyiz ve bir yerlerde dilimiz döndüğünce bu konudaki fikirlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Dün İstanbul'daydım. İzmir'de 5 kardeşin bir arada ölmüş olması hikayesi herkesi çok üzdü. Tabii yani yetişemiyoruz. Tabii bir çocuğu diğerinden ayırmıyoruz. Her bir şiddet olayını oturup inceleyelim beraberce, analiz edelim. Orada ne göreceğiz? Orada devletin, kamunun yani siyaset yapanların, yani yönetim sorumluluğu alanların görevlerini iyi yapmadıklarını görüyoruz. Yani İzmir olayı üzerinden de bunu analiz edebiliriz. Bu sabah duyduğumuz, işte bilmiyorum hikayenin arkasını ama işte bir anne çocuğunu öldürmüş, bir başkası iki kız çocuğu vurularak öldürülmüş. Bu sabahın haberleri bunlar. Bir ehil olmayan insanlar işte ilaç, ev, konut yerlerini ilaçlıyor. Oradan bir çocuk annesiyle babasıyla zehirlenmiş. Herkes her şeyi yapıyor bu ülkede. Nasıl yani bu kadar riskli işleri rastgele insanlar yapar anlamak çok zor gerçekten. İzmir olayına bir bakalım iki cümleyle. Yani çok uzun analiz ediyorum ben onu ama 5 tane çocuk. Her yıl bir doğum. Şimdi kadın arkadaşlara soruyorum. Her yıl bir doğum bir kadının tercihi olabilir mi? 5 yılda 5 çocuk doğurmak bir kadının tercihi midir?
Peki anayasa devlete diyor ki aile planlamasını öğret, gerekli kurumları kur, onlara ulaş. Ulaşılmış mı? Peki o ailenin yaşadığı konut hem ulusal hem uluslararası barınma hakkını düzenleyen mevzuata göre sizce insan onuruna yaraşır bir konut mu orası? Peki kadının yaptığı iş insan onuruna yakışır bir iş mi? Yani geri dönüşüm sektörünün bizde bu şekilde işlemesi ve bunun sanki hiçbir problem yokmuş gibi davranıyoruz. Yani başka ülkeler nasıl yapıyor bunu? Yani niye yerinde dönüşümü, ayrışmayı vesaireyi yapamıyoruz? İnsanlar, yani o çok gayri insani bir iş. Peki 5 tane çocuğun olduğu bir evde o aileyi nasıl destekledik? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, diğer bakanlıklar görevlerini yaptılar mı? 18 kez incelemeye gidilmiş. Ben sosyal hizmet uzmanlarını yetiştiren bir okulda 40 yıldır hocayım. Hiçbir vakaya 18 kez incelemeye gidilmez. Gidilmesi hem gereksizdir hem de gidilmesi mümkün değildir. Yani bir vakaya ama gidilmişse, bak gidilmemiştir demiyorum, gidilmişse burada bir anormallik var zaten. Peki ne yaptınız? Aileyi nasıl desteklediniz? Desteklemediniz. Sosyal ve ekonomik destek verdin. Kaç çocuğa verdin? Mevzuat 2 çocuğa izin veriyor. Mevzuat Hazretleri niye 2 çocuğa izin veriyor ki? Neden 5 çocuğun 5'ine de vermiyor? Ha, bunu düzeltmek çok mu zor? 15 sene önce, 10 sene önce yaptığımız araştırmalarla bakanlığa biz bunları anlattık. Bu yanlış bir mevzuat, bunu düzeltin diye. Düzeltmiyorlar. Duymuyorlar. Şiddeti önlemek için de diyaloğa ihtiyacımız var. Daha çok konuşmaya, bir araya gelmeye ihtiyacımız var. Ayrışmaya değil de bu meselelerin hepsi, bakış açınız ne olursa olsun, ideolojiniz ne olursa olsun, bu ülkenin meseleleri, insanın meseleleri. Bunu çözmenin yolu da bu diyalogdan geçiyor. Ve ben eminim ki İYİ Parti bugün buraya sadece İYİ Partilileri çağırmadı. Doğrusu da bu. Bir şeyden daha söz edip bitireceğim. Evet, şiddet çok gönlü bir olay. Toplumun tamamını bir habis ur gibi sarmış durumda. Ve giderek de normalleşmiş durumda ne yazık ki. Bunu önlemenin toplumun gündeminden bütünüyle çıkarmanın, yani çıkarılabildiği kadar bütünüyle çıkarmanın yolu bence bütün cephelerde birden savaşmaktan geçiyor. Sadece kadına yönelik şiddetle mücadele edelim olmaz. Çocuğa yönelik şiddet hiç kabul edilemez. Onunla mücadele edelim o da olmaz. Sporda şiddete karşı çıkmadıkça, siyasette şiddete karşı çıkmadıkça, teröre karşı çıkmadıkça o da bir şiddet. Şiddetin alası değil mi? Bütün alanlarda, bütün cephelerde savaşmadıkça bu savaşı kazanamayız. Bunun için de bütün partilerin, bütün kurumların bu konuları birincil gündem yapması ve üzerinde çalışması gerekir. Bir de küçük ricam var. Bir yurttaş olarak ben, siyasetçiler birbirleriyle konuşurlarken, birbirlerine soru sorarken, birbirlerine cevap verirken daha yumuşak bir ses tonuyla konuşurlarsa çok mutlu olacağım. Yani siz orada bağırdıkça ve birbirinizi orada dövdükçe bizim gözümüzün önünde öyle yani o dil öyle bir dil. Diğerleri de sizi rol model alıyor. O da pazarda dövüyor, o da sokakta dövüyor, o da dolmuşta otobüste dövüyor, o da işte evde dövüyor, okulda dövüyor. Öğretmen şiddeti, öğretmene şiddet, akran arası şiddet, akran zorbalığı. Yani bu öyle bir liste yapabiliriz ki ya batmışız artık biz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bilim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Kasım Karataş'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şiddet ve şiddetle mücadele çalıştayı, şiddetin toplumsal yapılar, dinamikler üzerindeki etkilerini incelemek, bu konudaki bilgi ve farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen bir etkinliktir. Şiddet yalnızca bireyler üzerinde değil, aynı zamanda toplumun genel yapısı üzerinde de derin ve uzun vadeli etkiler yaratmaktadır. Çalıştay'ın temel amacı, toplumumuzda giderek artan ve çeşitlenen,
maalesef kanıksanmaya başlayan şiddetin nedenleri, sonuçları ve önlenmesi konusunda toplumsal bilinci arttırmak. Bu alandaki güncel araştırmaları ve yaklaşımları tartışmak ve toplumsal cinsiyet, kültürel normlar, ekonomik eşitsizlikler gibi faktörlerin şiddet ve şiddet üzerindeki etkilerini ele almaktır. Bu çalıştay disiplinler arası bir yaklaşımla şiddeti anlamak, toplumsal değişimi planlayarak uzun vadede kalıcı çözüm üretmek ve halen toplumda yaşanan şiddeti önlemeye yönelik alınabilecek hukuksal tedbirleri ortaya koymak ve farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Çalıştay ana temaları, bahsedeceğim alt başlıklar altında şekillenecektir. Toplumsal normlar ve şiddetle mücadele, eşitsizlikler ve kadına yönelik şiddetle mücadele, çocuğa yönelik şiddetle mücadele ve çocuğun korunması, ailenin korunması ve aile içi şiddetle mücadele, medya yayınlarındaki şiddetin yansımaları ve şiddet ile mücadele. Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nu konuşmaları yapmak üzere teşriflerini arz ederim. Değerli katılımcılar, saygıdeğer hocalarım, kıymetli akademisyenler, sayın genel başkan yardımcılarım, değerli milletvekilleri, muhterem hanımefendiler ve beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bugün çok önemli bir iş yapıyoruz. Aslında bütün siyasi partilerin ve toplumda sosyal çalışmalarıyla temayüz etmiş kurumların toplancı bir bakışla ele alması icap eden bir konuyu bilimsel çerçeveden değerlendirmek suretiyle Türkiye'de yaşanan, dünyada yaşanan şiddeti sebep ve sonuç ilişkileri yönüyle değerlendirmeye çalışacağız. Bu hazırlığa emeği geçen, bu güzel toplantıyı tertip eden partimizin değerli genel başkan yardımcısı Sayın Kevser Ofluoğlu'na ve mesai arkadaşlarına huzurunuzda teşekkür ediyorum. Öncelikle şiddet gibi derin ve yakıcı bir toplumsal soruna çözüm üretmek için buraya gönüllü olarak gelen sizlere en içten duygularımla da teşekkür ediyorum. Hiçbir siyasi aidiyet gözetmeden yalnızca bilimin ve vicdanın ışığında yürüttüğünüz bu değerli çalışmalar toplumumuzun geleceği içinde bir umut kaynağıdır. İYİ Parti olarak bu çalışmayı neden düzenliyoruz? Önce ona bakmamız lazım. Çünkü şiddet artık bireylerin değil, bir toplumun vicdanını kanatan bir yara haline gelmiştir. Kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve tüm canlılar bu şiddet sarmalının mağdurları olmaktadırlar. Hükümet yıllardır bu konuda kalıcı bir çözüm üretememiştir. Mevcut yasalar uygulanmamış, caydırıcı tedbirler alınamamıştır. Kadınlar tedbir kararlarına rağmen korunamamış, çocuklar istismar ve ihmale açık hale getirilmişlerdir. Bu ilgisizlik ve yetersizlik bugün toplumda şiddeti neredeyse kanıksanır hale getirmiştir. Ancak biz bunu asla ve kata kabul etmiyoruz. Bu kayıtsızlığı da yerinde bulmuyoruz. Şiddet bir kader değildir ve çözümsüz de değildir. Bu nedenle şiddeti bilimsel bir yaklaşımla ele almak, toplumun tüm kesimlerini etkileyen bu sorunun kök nedenlerini tespit ederek çözüm yollarını geliştirmek için bugün bu çalıştayı düzenledik ve bir aradayız. Değerli katılımcılar, 2 gün boyunca buraya getireceğiniz bilgi, birikim ve çözüm önerileri
yalnızca bir tartışma zemini oluşturmakla kalmayacak, ülkemizin bu kanayan yarasına karşı somut adımların başlangıcı olacaktır. Çalıştayımızın sonunda ortaya çıkacak olan kitapçık ve sonuç raporu, toplumsal bir dönüşüm için yol gösterici bir rehber olma özelliği taşıyacaktır. Sizler burada gönüllü olarak sadece mesleki yetkinliğinizi değil, insanlığın ortak vicdanını da temsil ediyorsunuz. Bu yalnızca bir katkı değil, aynı zamanda bir sorumluluğun ifası anlamına da geliyor. Hepinize bu özveriniz ve topluma olan inancınız için şükranlarımı arz ediyorum. Değerli katılımcılar, bizler Türk milletinin kadim kültüründe kadının, çocuğun ve tüm canlıların yaşam hakkının kutsal bir emanet olduğunu biliyoruz. Bu topraklar yalnızca insanın değil, doğanın, hayvanların ve tüm canlıların güvenle yaşadığı bir hoşgörü medeniyetini binlerce yıl taşımaya muvaffak olmuştur. Şiddet aslına bakarsanız bu topraklara yabancıdır. Çünkü bizim kültürümüz zayıfı koruyan, mazluma sahip çıkan, hak ve adaleti her şeyin üstünde gören bir anlayışın eseridir. Türk milleti tarih boyunca güçlü olanın değil, haklı olanın yanında durmuştur. Kadınına, çocuğuna ve doğasına verdiği değerle medeniyetlerin yükselmesine öncülük etmiştir. Bugün bu ruhu yeniden canlandırmak, bu toprakların insanlarına ve tüm canlılarına hak ettiği güven ortamını sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. İyi Parti olarak biz bu kadim değerlerden aldığımız ilhamla hareket etmek mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz. Şiddeti yalnızca toplumsal ve bireysel bir sorun olarak değil, önemli bir mesele olarak ele alınması gereken bir problem olarak değerlendiriyoruz. Eğitimle, caydırıcı yasalarla ve toplumsal farkındalıkla şiddetin köklerini kurutmayı hedefliyoruz. Çocukların gülerek büyüdüğü, kadınların korkusuzca yaşadığı, doğanın korunduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Bu çalıştayı sadece bir sıradan toplantı olarak değerlendirmesin kimse. Aslına bakarsanız bizim açımızdan bu önemli bir başlangıçtır. Çalıştaydan çıkacak sonuç raporu ve öneriler, Türk milletinin bu kara lekeden kurtulması için bir yol haritası olacaktır. Bizler kadını, çocuğu ve tüm canlıları koruyan bir toplum inşa etmek için bilimin ışığında, adaletin rehberliğinde ve vicdanın sesiyle hareket edeceğiz. Son olarak altını çizmek isterim ki şiddetle mücadele yalnızca bireylerin değil bir devletin temel görevidir. Ancak bu devlet kadınını, çocuğunu, yaşlısını, engellisini koruyamıyorsa, ne kadar güçlü olduğunu iddia ederse etsin, vicdanlarda asla meşruiyet kazanamaz. Bizler İYİ Parti olarak bu sessiz çığlıkların sesi olmaya, çözüm üretmeye ve vicdanı savunmaya devam edeceğiz. Sizlere Türk milletinin geleceğini aydınlatacak bu değerli katkılarınız için bir kere daha şükranlarımı arz ediyorum. Bu çabalar sadece bugünü değil, yarınları da inşa edecek şiddetsiz, güvenli ve adil bir Türkiye'yi inşallah birlikte kuracağız. Hepinize bir kere daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız efendim. Teşekkürler.